7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Kamera arkasından herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle ve harika içeriklerimizle yeniden sizlerle birlikteyiz. Oldukça hareketli ve eğlenceli bir program hazırladık. Beğenerek izlediğiniz dizilerin setlerinden tutun da sevdiğiniz oyuncularla eğlenceli sohbetlere, sinema haberlerinden, dizi ve film önerilerine kadar pek çok bölüm sizleri bekliyor. Bu hafta neler izleyeceğiz? Kısaca bir göz atalım. Kamera arkası bu hafta çok eğlenceli. Fox'un sevilen dizisi Savaşçı'nın kamera arkası, Tamer Karadağlı, Erkan Meriç ve Edi Sun'la çok özel röportajlar. Dostumun Dünyası programının sevilen sunucusu ve köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak'la yakından tanıyalım. Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın sinemadaki favorileri, dizi ve film önerileri, sinema dünyasındaki en son haberler. Hepsi ve çok daha fazlası az sonra kamera arkasında. Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktasında görev alabilecek eğitimli savaşçılar. Maceralarını severek izliyoruz. Ekibe yeni askerler katıldı. Bu haftada aksiyon dolu sevilen dizi Savaşçı'nın setindeyiz ve kameramızı ekibe yeni katılan oyuncularımızın heyecanını paylaşmak için çeviriyoruz. Beni kırarsın, öldüremezsin. Kanımı dökersin, kurutamazsın. Canımı alırsın ama beni durduramazsın. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sloganıyla yola çıkan 4 sezon boyunca seyircisini aksiyonuyla ekrana kitleyen Savaşçı'nın 5. sezonu bomba gibi. Tüm zorluklara rağmen kendilerini adadıkları vatan için her şeyi feda etmeye hazır bordo bereli kahramanlar, kılıç timine yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında. Kadroya yeni isimler katıldı. Kılıç timi Eskişehir'de çekimlere de devam ediyor. Türk yeniden doğdu, dirildi, titredi. Yeşilçam'ın emektarı usta oyuncu Edi Sun'u Savaşçı'da izlediğimiz için çok heyecanlıyız. Edis Bey, sizi uzun zamandır ekranlarda görmüyorduk. Savaşçı ile birlikte döndünüz. Nasıl geldi size bu teklif, neler hissettiniz? Tesadüfler. Erbay Bey beni aradı, sevgili kardeşimiz. Böyle bir proje olduğunu, yani Savaşçı zaten çok popüler bir dizi, çok beğenilen bir dizi. Burada birlikte çalışmamızın mümkün olup olmadığını söyledi. Ben de dedim ki tabii memnuniyetle ama bir karakter tahlili bana gönderirseniz, yani ben o role uygun olabileceğime kanaat getirmem lazım. Memnunum çünkü şahsiyetli bir rol. Yani rolün karakteri çok önemli. Hem oyun gücünü gösterebilecek seviyede, düzeyde. Askeri istihbaratta görev yapmış, önemli operasyonlara imza atmış emekli bir albay. Karakterinizi anlatır mısınız bize? Bu karakter bir istihbarat subayı. Bayağı travmatik hadiseler geçecek dizinin diğer bölümlerinde. Son derece etkili. Yani çünkü zaten bir aktörün veya aktrisin, bir sanatçının daha doğrusu başarılı olabilmesi için rolü çok sevip onu benimsemesi, özdeşleşmesi lazım rolle. Eğer öyle olursa o zaman tabii ki diğerlerine de olumlu etki eder. Çünkü bu bir kolektif çalışma sinema. Yani biz sizle film çekiyorsak sizin başarınız da bana yansıyor, benim başarım da size yansıyor. Birlikte bir bütün teşkil ediyor. Bu çok önemli. Efsane bir karakter yaratacağınız kesin. İnşallah elimizden geldiğince tabiatıyla. Ben yapmadım. O zaman bana tek bir mantıklı şey göster. Neden? Bu ben değildim diyorum. Tamer Bey, sizleri de uzun zamandır görmüyorduk. Neden Savaşçı? Çünkü o dizi zaten yoluna devam ediyor. Kadrosu belli. Ama yapımcısı da çok yakın arkadaşım. Dizinin senaristi Süleyman Çobanoğlu ile beraber beni ikna ettiler açıkçası. Ve ben de bu vesileyle Savaşçı ya dahil olmuş oldum. Çok güzel bir hikaye vardı çünkü. Ve kendimi o hikayenin içinde görüp göremeyeceğimi merak ediyordum. Hemen cevap vermedim zaten. Böyle birkaç gün düşündüm. Ondan sonra cevap verdim. Heyecanlandırdı beni. Biz de heyecanlandık duyunca. Gözü pek zeki, vatansever bir subay Albay Oktay Göktürk. Yaratacağınız karakteri sizden dinlemek istiyoruz. Heyecanlı bir karakter çünkü. Evet, çok çok heyecanlı.
vatanına, milletine, bayrağına aşık bir adam, bir asker. Babası da asker. Dolayısıyla öyle bir kültürle büyümüş. Öyle yetişmiş ve kafasına bir şey koyduğu zaman asla onu başarmadan işi bırakmıyor. Oktay Göktürk'ün üzerine kuruluyor bazı şeyler. Onun dünyasından göreceğiz şimdi. Bana söyledikleri hiçbir şey yapmadım, inan bana. Pis! Sen benim oğlumdun. Seni ben yetiştirdim, ben! Bu alçaklığı nasıl yaparsın? He? Ben bir şey yapmadım baba. Tamer Bey, çok şanslısınız. Edison'la baba oğlu oynuyorsunuz. Ne söylenebilir ki? Yani Edison yaşayan efsane. Hani hep şeyi söylüyorum. Bir dönemin çocukları beni seyrederek büyüdü. Ben de Edison'u seyrederek büyüdüm. Yani bizler için çok önemli insanlar. Milli değer bence. Ediz abiden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Hem bir oyuncu, aktör olarak hem insan olarak çok şey öğreneceğiz. Sette bizim pusulamız olacak Ediz abi. Onunla aynı projede olmak hem de baba oğul oynamak bence çok gurur verici. Assubay Kıdemliyüz Çavuş Bektaş Subaşı. Emniyet komutanım. Aferin asker. Sağ ol. Şu andan itibaren kılıç timindesin. Yarım saat içinde hangarda ol. Emredersiniz komutanım. Erkan Bey, Kılıç timinin yeni üyelerindensiniz. Ben bu sene dahil oldum projeye. 4 senedir beğeniyle izlenilen bir iş. Yeni karakterler var. Çok usta isimler, abilerimiz var. Daha önceden tecrübeli arkadaşlarımız var. Biz de ekibe dahil olduk. Mutluyum kendi adıma. Kılıç timinin keskin nişancısı Assubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı kimdir? Bektaş Subaşı emekli bir öğretmenin oğlu. Bir de kardeşi var. Annesi ev hanımı. Bektaş biraz içine kapanık, suskun, sessiz bir adam. Az ve öz konuşan bir adam. İşinde çok uzman diyebiliriz. Silahlar hakkında donanıma sahip. Sniper olduğu için kendisi de. Silahlarla ilgili her türlü bilgisi vardır. Karakterlerin diğer arkadaşlarımız gibi hepsi birbirinden cevval diyebiliriz. Bektaş da böyle. Nasılsın yüzbaşım? Sağ olun komutanım. Kılıç nasılsın? Sağ ol. Rahat. Rolünüze nasıl hazırlandınız? Özel bir şeyler yaptınız mı? Bu yüzden ben de zaten 1,5-2 ayda 10 kilo verdim. Daha rahat hareket edebileyim, daha atletik görüneyim diye. Çünkü hani özel kuvvetler komutanı, operasyona katılan, dövüşen, vuran, kıran bir adam öyle hani göbekli möbekli olmaz. Ben de o yüzden bir diyetisyen eşliğinde hem diyete başladım hem spora başladım ve 1,5 ay içinde 9,5-10 kilo verdim. Ben 80'lerin genciyim. 80'lerin müziğiyle, işte Rocky'nin müziğiyle antrenman yapmaya başladım. İyi oldu. Edis Bey, biliyoruz ki siz sete hep hazır gidersiniz. Yarım yüzyıldan itibaren film sektöründe çalıştığım için belirli prensiplerim var. Mesela herhangi bir şekilde evde hazırlığımı yaparım ve ona göre sete hazır gelirim ben. Sette herhangi bir hazırlık yapmam. Böyle bir prensibimiz var bizim. Senelerce uyguladığınız çok güzel bir prensip. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Aksiyon dolu yeni bölümleri merakla bekliyoruz. Ben Türk'ün kılıcıyım. Ben Türk'ün öcüyüm. Ben savaşçıyım. Savaşçıyı öldüremezsin. Ali Yeşilırmak, köpeklere fısıldayan adam. Hayatımıza sevimli köpeği Max ile bir yarışma aracılığıyla girdi. Yıllardır da köpeklere yol göstericiliği yapıyor. Sevimli dostlarımızı eğitiyor. Bu hafta Ali Yeşilırmak'ı yakından tanıyoruz. Ali Yeşilırmak herhalde dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyor. Köpek sevgisini işi yapmış, üstelik çalışma arkadaşları da bir o kadar cana yakın ve sevimli. Kim istemez ki? İnsan her gün işe koşa koşa gider. Gelin Ali Bey'i yakından tanıyalım. Sizi biraz tanıyalım. Kaç yıldır köpek eğitmenliği yapıyorsunuz?
Ben tamı tamına kaç sene? 27 sene oldu. Köpek eğitmenliği yapıyorum. Siz profesyonel bir köpek eğitmenisiniz. Bunun için nasıl bir eğitim aldınız? Okulu yok ne de olsa. Yaklaşık 14 yaşımda başladım. İlk hocam dayımdır. Ama onun akabinde birçok yurt dışında hocadan özel ders aldım. Narkotik ve dedektör köpekler üzerine çok bir ihtisasım oldu. Ama onun akabinde tekrar ev aile eğitimi, davranış problemleri üzerine çalışmalarım şu anda da aktif bir şekilde devam ediyor. Max'le olan bağınızı biliyoruz. Hatta göğsünüzde dövmesi bile var. Max nasıl girdi hayatınıza? Max tamamen tesadüf eseri girdi hayatıma. Onun açtığı yoldan hiç durmadan dostumun dünyası da devam ediyor. Logomuzda da zaten Max var. Göğsümüzde, kalbimizde, evimizin her yerinde, gönlümüzde. Max'i anmadığımız bir dakika, bir gün yok diyebilirim. Şimdi yanınızda torunu Leo var ama Max'siz hayata nasıl alıştınız? Max, yani hayat bir şekilde devam ediyor. Acısıyla, tatlısıyla. Fakat ya Max bizim böyle tahminim zaten çok aşırı bir içimizdeydi, seviyorduk. Sadece ben değil, benim etrafımdaki dostlarım, ailem, herkes. Fakat ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani ne çektiğimi bir ben bilirim, bir de Allah bilir herhalde. Yani hepsinin sağlıklı, tüyü kadar ömür olsun. İşte bak, torunu. Şimdi bu eşek sıpası geldi. bir şekilde bunu eğiterek, bununla vakit geçirerek, aktivitelerde bulunarak kafamız dağılıyor. Yani ondan, Max'ten bir emanet gibi konumlandırdım bilinç altında, öyle söyleyeyim. Max'in yaptıklarını eğitimle her köpek yapabilir mi? Mesela bir köpeği eğitirken, ah keşke Max'im olsa nasıl yapardı bu numaraları diye içinizden geçiriyor musunuz hiç? Öyle değil ama keşke ah Max'im olsaydı dediğim çok nokta var. Yani hani o numaraları, işin o kısmında da çok değilim, ne yalan söyleyeyim, çok açık konuşayım. Yani öyle bir hırsım falan yok. Çünkü doğru iletişim, doğru bağ kurduğunuz zaman ve doğru metotlarla ilerlediğiniz zaman zaten partneriniz, köpeğiniz size buna fazlasıyla karşılığını veriyor. Ama dediğim gibi doğru ilerlemek, hayvanı da mutlu etmek gerekiyor. Karşılığını veriyor ama hiçbir zaman öyle bir düşünceye girmedim. Yetenek gizlenemez diye bir şey var mı sizce de? Bence var, kesinlikle var. Yetenek gizlenemez ama bunu kaç kişinin gördüğü, yolunuzun hangi noktalarda kesiştiği, kimlerle kesiştiği çok önemli. Kesinlikle gizlenemez. Yani benim dostlarım biliyor, ben yarışmaya katılmadan önce de yani benim kapasitemin, bu konudaki yeteneğimi benim dostlarım, çok yakından tanıyanlar zaten biliyordu. Ama bir yarışma vesile oldu ve bunu bütün Türkiye duydu. İşte dediğim gibi orada yetenek kesinlikle gizlenemez. Ama kim biliyor, nasıl biliyor, kimle karşılaştın, kimler onun farkında? Bu önemli. Hayvanları sevdiğinizi biliyoruz. Peki nasıl insanları seversiniz? Hayvan seven insanları severim. Süper. İlk intibaya inanır mısınız? Yok. Çünkü ön yargı dediğimiz bir konu var. Evet, ilk intiba gerçeklik payı var. Ama biz artık böyle toplum olarak çok fazla ön yargılıyız. O yüzden ilk intibayı bu ön yargı çürütüyor diye düşünüyorum. Takıntılarınız neler? Var. Yani titiz bir adamım. Obsesiflik derecesinde takıntılarım var. Biraz karakterimle de alakalı bence. Çok iş disiplini olan bir adamımdır. İşte mesela çok inanılmaz takıntılıyımdır. Bir şey yapılacaksa yapılacaktır. Yani hani anında çözüm odaklı insanım. Bu da ister istemez anında çözüm odaklı olan bir karakter de ister istemez takıntılı bir ruha bürünüyor. Takıntılarım var yani. Arabamda bir ses gelsin, o sesi takarım kafaya. Bir yerden bir ses gelsin, bir şey olsun. Mesela atıyorum, kıyafetim yıkanıyor, bir pantolonumu Mine'ye diyorum ki
giymeyeceksem bile onu görmem lazım. İşte bir ayakkabım bulamıyorum, pantolon bulamıyorum. Onu bulana kadar evi alt üst ettiriyorum. Veya hep beraber ediyoruz. Var, takıntılarım var yani. Hayvanlara şiddet gösteren kişileri aklımız almıyor. Neler söylemek istersiniz? Bu insanlar neden içlerindeki hayvan sevgisini bir türlü bulamıyor sizce? Şimdi öncelikle bunlara insan demeyelim. Çok özür dilerim, ağır olabilir. Bence hiç ağır değil de. Yani hayvana, başka bir canlıya, kadına, çocuğa, bitkiye, hemcinsine bunun şeyi yok yani. Ayırdım yapmıyorum. Özellikle kendinden savunmasız bir canlıya şiddet yapan bir canlının ben yani insan diye nitelendirilmesine karşıyım. Bu tamamen kompleks ve psikolojik bir problem olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Sizi yakından tanımak çok güzeldi. Oyuncuların imza attıkları yeni filmler neler acaba? Hangi film serisinin dizi versiyonunun bütçesi dudak uçuklattı? 18 sene önce çekilen başka bir film daha dizi olma yolunda. Ayrıntılar şimdi haber turumuzda. Tüm dünyada Star Wars günü olarak bilinen 4 Mayıs, bu senede her zaman olduğu gibi Star Wars hayranları tarafından coşkuyla kutlandı. Tüm galakside birçok hayranı olan Star Wars filmlerini yoksa hala izlemediniz mi? Bu konuda FX kanalında izleyicilerle buluşan How I Met Your Mother dizisinden Marshall çok haklı. She's never seen Star Wars. Ted, the only people in the universe who haven't seen Star Wars are the characters in Star Wars, and that's because they lived them, Ted. That's because they lived the Star Wars. You gotta calm down. I told you you didn't know this girl well enough. What if you show it to her and she doesn't like it? Dude, it's just a movie. Ted, Star Wars is your all-time favorite movie, and whether or not Stella likes it is actually important. It's like, it's a test of how compatible you guys are. Marshall, it's just a movie. It's just a movie. Hayır, bu sıradan bir film serisi değil. Bu bir kültür. If Stella doesn't like this movie, I can't marry her. No, you can't. You want to watch it again? Yes, I do. FX'in sevilen dizisi The Big Bang Theory'den Sheldon'ın çok büyük bir Star Wars hayranı olduğunu bilmeyen yoktur. You've come to me because you're my Obi-Wan. I'm not familiar with that. Is that an internet? You're dead, so I'm gonna let that slide. 1977 yılından beri tüm dünyayı kasıp kavuran Star Wars, efsane filmleriyle ve yeni içerikleriyle bizleri çok çok uzak bir galaksiye götürmeye devam edecek. You won't be going alone. You'll have a friend with you. No. Bu arada Star Wars hayranı olan How I Met Your Mother'dan Marshall'ın ve The Big Bang Theory'den Sheldon'ın eğlenceli ve komik maceralarını FX'te izleyebilirsiniz. How I Met Your Mother hafta içi her akşam 19.40'da, The Big Bang Theory ise hafta içi her akşam 20.30'da yayınlanıyor. Hem de iki bölüm ardarda. FX kanalını D-Smart, Kablo TV, TV Bu, TV Plus ya da Vodafone TV platformlarından izleyebileceğinizi de hatırlatalım. Güç sizinle olsun. It's the Gong Show. Aktör George Clooney'nin ilk yönetmenlik denemesi olan aynı zamanda başrolünü Sam Rockwell'le paylaştığı Confessions of a Dangerous Mind filmini izlememizin üzerinden tam 18 yıl geçti. Şimdi ise dizi olma yolunda. Film gündüzleri şov yıldızı, geceleri tetikçi olarak yaşadığını ve gizlice CIA adına çalıştığını iddia eden Charles Barris'in hayatını anlatıyordu. Dizinin başrolünde en son Palmer filminde izlediğimiz şarkıcı oyuncu Justin Timberlake olacak. En son First Man filminde astronot Neil Armstrong olarak izlediğimiz Blade Runner, Bıçak Sırtı ve La La Land filmlerinin Oscar adayı yıldızı Ryan Gosling bir diğer yeni projesini daha seçti. The Actor. Paul Cole adında dövülüp bir köşede ölüme terk edilen, eve dönüş yolunu bulmaya çalışan ve hayatını yeniden toparlamaya çalışan bir oyuncuya hayat verecek. Merakla beklediğimiz Yüzüklerin Efendisi film serisinin spin-off dizisinden haberler var.
Mordor'a gitmeyi unutun. Smaug'un hazinesine gideceğiz çünkü. Şovun ilk sezonu gösteriyor ki oldukça süslü ve gösterişli olacak. Ve hepsine hükmedecek tek yüzük kadar maliyetli olacak. Stüdyo dizinin ilk sezonu için 465 milyon dolar bütçe ayırdı. Ki bu da şu ana kadar bir dizi için ayrılan en büyük bütçe. Şimdilik dizi için toplam 5 sezon konuşuluyor. Vay canına. Luca. Amma da zorlandın. Hadi. Luca sizleri daha önce karşılaşmadığınız bir yaz macerasına davet ediyor. Oscar adayı Enrico Casarosa'nın yönettiği Luca filmine ait heyecan verici bir fragman daha yayınlandı. İnsan kasabasına hiç gittin mi? Tabii. Uzman sayılırım. İtalyan Riviera'sındaki güzel bir sahil kasabasında geçen Luca, genç bir çocuğun dondurma, makarna ve hiç bitmeyen scooter gezintileriyle dolu unutulmaz bir yaz geçirdiği büyüme hikayesi. Bu çok tehlikeli. Tamer Karadağlı. Yönetmen Ridley Scott hayranı. Kendisiyle güzel bir sinema söyleşisi yaptık. Favorilerini öğrendik. Gelin hep birlikte izleyelim. Sen bu ülkenin Robert De Niro'susun. Konuşturma beni. Yo. Sinema ve dizi gibi yapımlarla hayatı boyunca iç içe olan, Hollywood'un ışıltılı dünyasında da büyük yıldızlarla rol almış bir oyuncu Tamer Karadağlı. Kendisini yakalamışken sinemadaki favorilerini sorduk. En son hangi filmi izlediniz Tamer Bey? Tenet. Christopher Nolan imzalı Tenet. Koronazede filmlerden biri. Merakla beklemiştik. İzleyince de biraz beyin yaktı. Siz ayrıntıları yakalamış mıydınız? Christopher Nolan'ın filmlerin anlaşılmak için değildir ki. Böyle seyredilmek içindir. Böyle Memento'yu da anlamamıştım ben çok fazla. Hani güzel bir film. Görseli çok iyi ama evet karışık bir filmdi. Yapacak bir şey yok ama çok güzel çekilmiş. Favori bir repliğiniz var mı? Bir sürü favori repliğim var. Yani tabii canım, yani Blade Runner filminde Ridley Scott'ın yönettiği, filmin sonunda Rutger Hauer Harrison Ford'un hayatını kurtarır android olarak ve ona bakıp elinde beyaz güvercinle şey der, böyle hayatla ilgili çok güzel bir böyle 3-5 satırlık bir şey söyler. Sonra all those moments will be lost in time like tears in rain. Time to die der, ölür ve beyaz güvercin uçar gider. Sahneyi yaşattınız bize Tamer Bey. Bir de orijinalini hatırlayalım. All those moments will be lost in time like tears. Küçükken en sevdiğiniz çizgi film hangisiydi? Bugs Bunny. What's up, Doc? Süpersiniz. Bugs Bunny hepimizi büyüttü neredeyse. Peki favori yönetmeniniz? Ridley Scott. Usta 83 yaşında ve hala film üretmeye devam ediyor. Kendisini ve filmlerini biz de seviyoruz. Oyunculuğuna hayran kaldığınız 3 isim desek? Marlon Brando. O piramidin başı gibi zaten. Acayip bir. Hatta onu seslendirdiğim zaman da çok heyecanlanmıştım. 3-4 filminde seslendirmiştim Marlon Brando'yu. Çok iyi, çok iyi yani. Marlon Brando... Şeye gideyim ben de, hadi kolayına gideyim işim. Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino. Eğer bir filmde kötü adam olacak olsanız hangisi olurdunuz? Joker. Çok içten söylediniz. Şöyle, yani kötü adam çok önemlidir. Çünkü kötü adam iyi değilse o zaman kahraman kahraman olmaz. Kahramanı kahraman yapan kötü adamdır. Eğer Joker olmasaydı Batman olmazdı. Joker tabii iyi bir örnek aslında ama var bir sürü çok iyi kötü adam var. Haklısınız. Sizce son yılların en iyi performansı kimden geldi? Leonardo DiCaprio'yu çok beğeniyorum ben. Çok iyi bir oyuncu oldu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu oldu. Once Upon a Time in Hollywood'da çok beğendim.
Brad Pitt'i de çok beğendim ama. Yani Brad Pitt de sadece yakışıklı bir adam olmakla kalmadı. Gerçekten çok iyi bir aktör oldu. Bunlar geliyor aklıma şimdi. Canımız sıkıldı, bir film izlemek istiyoruz. Bize hangi filmi önerirsiniz? Hangisini söylesem? Bir film mi? Blade Runner. Ridley Scott. Tabii birincisi Ridley Scott. 2049 Denis Villeneuve. Bu da güzeldi, ben onu da beğendim ama birincisi klasik. Çünkü birincisi Blade Runner aslında 1968 yılında Philip K. Dick'in aslında romanından uyarlanma bir film. Do Androids Dream of Electric Sheep? Kitabıyla film tabii çok farklı ama klasik olan birincisi. Bizim filmi anlatmamıza gerek kalmadı. Tamer Bey anlattı güzelce. İzlemeyenler bu iki filmi listesine alabilir. Hangi film yıldızıyla sonsuza kadar yaşamak isterdiniz? Sonsuza kadar onunla mı? Evet, onunla takılacaksınız. O zaman kadın olmalı. Mecburen kadın olmalı. Öyle bıkmadan sonsuza kadar olacaksa... Charlize Theron. Güzel seçim. Favori Bond'unuz kim? Daniel Craig. Pierce Brosnan çok iyiydi ama Daniel Craig en iyisi. Şu ana kadar seyrettiğim en iyisi. Son Bond Daniel Craig. Ama istatistiklere göre Sean Connery. O bizim babalarımızın, annelerimizin jenerasyonu olduğu için. Onunla çıktığı için. Ama benim Bond'um Sean Connery değil. Ha, benim çocukluğumun Bond'u Roger Moore. Ama o daha böyle hani Roger Moore daha aşık, romantik Bond'du. Daniel Craig çok fena. Bir Hollywood filminde başrol oynayacaksınız. Rol arkadaşınız kim olsun? Margot Robbie. Benim de tipim belli oldu değil mi? Sarışın, böyle mavi gözlü, yeşil gözlü. Çok teşekkür ediyoruz Tamer Bey. Güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sinema dünyasında 80'li ve 90'lı yıllara dönüş var. Çoğu film teknolojiden yararlanılarak yeniden çekiliyor. Sevilen süper kahraman filmi Aquaman, bakın kadrosuna kimi dahil etti. Haber turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. You don't know everything about me. Black Widow yakında sinemalarda. Peki ya Natasha Romanoff'u ne kadar iyi tanıyorsunuz? How much do you really know about the elusive Natasha Romanoff? Before I worked for S.H.I.E.L.D., I made a name for myself. When it was time to assemble the Avengers, who did S.H.I.E.L.D. call? Let me put you on hold. Former KGB assassin, agent of S.H.I.E.L.D. and Avenger, she fought through the Battle of New York. Squared off against the Winter Soldier. Defended the world against Ultron. She signed the Sokovia Accords, dealt with all that fallout. And beat back the forces of Thanos. When all seemed lost, she held the team together. But how well do you really know her? It's time for her story. I've lived a lot of lives. You've been waiting for this. Senlerin aşkına Thundercats film olma yolunda. Godzilla vs. Kong filminin yönetmeni Adam Wingard, stüdyoyla 80'lerin klasiklerinden olan Thundercats'i filme aktarmak için stüdyoyla el sıkıştı. Wingard'ın açıklamalarına göre kendisinin rüya projesiymiş. Animasyon dizide ölmekte olan dünyalarından kaçmaya zorlanan ve 3. dünyada sık sık mutantlara ve mamra güçlerine karşı savaşan bir grup kedi benzeri insansı uzaylıyı izlemiştik. Yeni gelen haberlere göre Aquaman devam filminin prodüksiyonu bu yılın sonlarında başlıyor. Kadroya ise bir isim daha katıldı. Game of Thrones'ta Euron Greyjoy'u oynamasıyla tanınan Pleo Aspect devam filminde Jason Momoa'ya katılmak için anlaşma imzaladı. Bu haftada bize ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Yarın Anneler Günü. Başta canım annem olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutlarım. Harika bir bölümle haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.